küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, teşabuh birbirine benziyor. Küre-i arzdaki mahlukatın idaresinde birbirine benzerlik var. Yani hayvanların hepsi bir ruh taşıyor, şöyle hareket ediyor, görüyorlar, duyuyorlar. İşte nebatat şöyle, ağaçlar böyle, birbirine benzerlik var, teşabuh. Evet. Tenasüp. Birbirine münasip vaziyet. Yani her bir şey öbürüne münasip bir vaziyet alıyor. Bakıyorsun, koyun ota muhtaç, ot yerden çıkıyor. Yer de bilmez otun ihtiyacı, koyunun ihtiyacını. Koyun da bilmez yerin kendisine vereceğini. Münasip bir vaziyet var. Karşılıklı münasip bir vaziyet var. Ota yağmur lazım. Toprak lazım, hava lazım, güneş lazım. Bu lazımların hepsi toplanıyor. Koyun, kuzu, keçi bilmem ne onlara yem oluyor. Münasip vaziyet alıyor. Evet. İntizam. Yani. İnsicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Şeyde ne dedi? Sikke-i kübra'yı öndekinde. Biri kainatın heyet-i mecmuasındaki teavun, tesanüt. Teavun birbirine yardım etme. Tesanüt birbirine dayanma. Teanuk kuvvet kesbetme. Evet. Tecavüpten. Birbirlerinin ihtiyacına cevap vermek. Evet. Tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki. Uluhiyet. Evet. Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabı, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Yani Bismillah Errahman Errahim. Allah uluhiyet sıfatıyla kainatta, Errahman arzda, Errahim insanda. Besmele'nin kuvvetine bak. Yani sen küçük bir şeyi kaldırırken Bismillahirrahmanirrahim dedin. Bütün küre yarz, bütün alem ya senin bu sözünle irtibat kuruyor hemen. Bütün onların kuvvetine dayanıp hareket ediyorsun. Errahman, Errahim. Allah. Errahman, Errahim. Bismillah nasıl bir güç taşıyor? Evet. Sonra insanın mahiyet-i camiasının simasındaki mahiyet-i camia, yani insanın mahiyet-i camia suretinde değil. İnsanın sahip olduğu maddi ve manevi bütün cihazları itibariyle ruh, kalp, sır, hafi, ahva, göz, kulak, el, ayak, burun, mide, dalak, böbrek, ciğer ne varsa insan maddi ve manevi mahiyet-i maneviye mahiyeti camiası. Mahiyeti camia. Evet. Tekrar oku. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaifi re'fet ve dekaiki şefkat ve şuaat merhameti ilahiyeden tezahür eden
sikke-i ulyayı rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. İnsan keşke günde bir defa da olsa, yani günde bir defa da olsa ne kadar yer tuttuğuna bir dikkat etse insan. Ya şu alemde ne kadar yer tutuyor yani. Şimdi mesela biz yol gidiyoruz. Daha ufaklarını geçtik ama bir tarlada marlada yürürken bir sürü karıncaya basıyoruz yani. O karıncaların evi var, barkı var, yuvası var, oğlu var, kızı var, teyzesi var, amcası var. Bunlar da bir içtimai hayat sahibi yani. Evleri var. Sen hiç farkında olmuyoruz yani, bunu bilerek yapmıyoruz. Ama karınca o kadar işte. Allah o kadar yaratmış yani karıncayı. Şimdi onların içerisinde baba yiğitlik yapanlar var, kokuzluk yapanlar var, teşkilat kuranlar var, ondan sonra şey yapanlar, uyuşturucu yapanlar, bilmem nedenler. Onun da kendi içine bir şey var yani. İçtimai bir hayat onların da. Yani birbirine zulmedenler var, mahkeme olanlar var, evlenenler var, boşananlar var. Kendilerine göre bir hayat var onların da. Ama biz bunların hiçbirinin farkında değiliz yani, basıp geçiyoruz. Şimdi bizim gövdemiz ne kadar? 1.70, 1.80 boyunda. 1.80'e göre 1 milimetre karınca. 1.80 boya göre 1 milimetre. Peki küre-i arza göre ya da mesela İstanbul'a göre bir insan ne kadar? 17-18 milyonun içinde bir insan ne kadar yer tutuyor? İstanbul haritası içinde ne kadar yer tutuyor? Türkiye haritası içinde bir insan ne kadar yer tutuyor? Dünyada ne kadar yer tutuyor? Ya karınca baba yiğit kalır bunun yanında yani. Karınca fil gibi kalır. İnsanın küçüklüğünün yanında karınca fil gibi olur. Yani şu insan ne kadar aciz biçare, yani şöyle elini kolunu arkasına bağlamış, tozu dumana katmış, bir yaylanıp gidiyor ki kardeşim, o senin duman beni tuta, ya bir kendine bak hele, neredesin, nesin, neyin nesisin, ne kadarsın, yani boyun ne kadar, enin ne kadar. Kendi şehrinde sıfırsın, memleketinde kökten sıfırsın, dünyada hiç yoksun, alemde hiç yoksun, en nakıs. Şimdi böyle bir adamın ne kadar Allah'ın rahmetine ihtiyacı var, Rabbimizin onun inceliğine, onun ihtiyaçlarına, onun nazikliğine, nazeninliğine, onu yaratmasının hürmetine. Onu öyle yaratmış çünkü. Yarattığı için ona Rahim ismiyle nasıl tecelli ediyor? Onun bağırsağını çalıştırıyor, gözünü çalıştırıyor, kulağını çalıştırıyor, elini ayağını çalıştırıyor. O da hiçbir şeyin farkında değil. Habire Allah'a kafa tutuyor. Habire isyan ediyor. Ceketini omuzuna atmış, hava atıyor mahallede, nara atıyor. O karıncalar birbirine nasıl nara atıyorsa, ne kadar gülünçse, insanların yapması bundan 1000 defa daha fazla gülünç. İnsan budur. İnsan budur. Hazreti Ebubekir Efendimiz ilk halife olduğunda minber-i saadete çıkıyor. Ey insanlar diyor, menşeiniz bir damla sudur. Menşeiniz bir damla sudur. Dikkat edin. Evet. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaifi re'fet ve dekaiki şefkat ve şuaat merhameti ilahiyeden tezahür eden
letaif-i re'fet ve dekaik-i şefkat ve şuaat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-i rahimiyettir ki, Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sahife-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Demek Bismillahirrahmanirrahim sahife-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Satır, bir yazı satırı gibi. Rahim, Rahman, Allah. Rahim, Rahman, Allah. Bir satır böyle insana ucu dayanıyor. İnsandan küre-i arza, küre-i arzdan Rabbimize, uluhiyetine. Devam et. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüsha-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüsha-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüsha-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim diyen adam diyebilirse bunu, öyle asfalttan masfalttan falan falan işi yok yani. Füze kızıyla, şimşek kızıyla, ruh kızıyla, hayal kızıyla arş-ı azama kadar çıkabilir. Hat, yol var çünkü. Yol var. Yani bu radyo televizyonlardaki wifi, telefonlardaki wifi, hat. Yani düşün ki yeryüzünde ne kadar telefon var. Her birinin ayrı bir hava hattı var. Bunun tabi şeyi, yani ilim bunları güzelce anlaşılır hale getirmiş. İşte insan eğer Bismillahirrahmanirrahim derse onun wifi'si hemen doğru kendisini aşağı çıkarabilir. Buradaki wifi, buradaki sesi Amerika'ya nasıl götürüyorsa, hiç bulaştırmadan, dökmeden, çalkalamadan, dalgalandırmadan, kıvamını bozmadan, karakterini bozmadan, değil mi? İşte insan eğer Bismillah wifi'sini kullanabilirse, Bismillahirrahmanirrahim wifi'sini kullanabilirse, bir anda buradaki ses nasıl an zamansız Amerika'da, bu wifi daha kuvvetli, hemen arşta kendini bulabilir. Yol var. Yol var. Yol nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Arştan, semadan tedelli ile, semadan tedelli inerek. Bismillah, Errahman, Errahim. Demek, Bismillahirrahmanirrahim. Sahife-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden, sahife-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır. Hayt, ip, halat yani. Ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüsha-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Semere-i kainat ve alemin nüsha-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Şimdi bu şeyler, telefon irtibatları uydularla oluyor değil mi? Uydular vasıtasıyla oluyor. Şimdi buradan sen açıyorsun o telefon, o uyduya gidiyor. Oradan geri dönüyor, öbür telefona gidiyor. Aynen onun gibi Bismillahirrahmanirrahim derken yukarıdan aşağı geliyor. Aşağıdan yukarı gitmiyor yani. Yukarıdan tedelli ile. Yukarıdan iniyor, gidip oraya çarpıyor senin sözün. Yukarıdan Allah Rahman Rahim. Bu hat hemen teşekkür ediyor. Aksisa da yani. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu gitti arşa. Arştan tedelli etti. Geri döndü, yol yaptı, geldi, ucu insana dayandı. Evet. Herkesinki gitmiyor. Yefisol Haluk'a gidiyor. Evet. Seninki gidiyor. Belli yani. Başır başkasın. Elhamdülillah. Diyebilirsen diyoruz zaten. Bismillah diyebilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Engel kalmaz yani bu mübarek kelimenin önünde. Engel yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba Hazreti Ali Efendimiz o kale kapısını neyle kaldırdı öyle yere bıraktı 40 tane pehlivan kaldıramadı? Değil mi? Daha onun gibi niceler. Amr'a hangi kelimeyle alt etti o? Bin kişiye bedel bir cengaver, zalim herif. Cennete gitmek isteyen yok mu dedi Hendek Harbi'nde. Alay etti Müslümanlarla. Hazreti Ali Efendimiz kalktı, otur sen Ali karşıdaki amırdır dedi. İki defa, üçüncü de tekrar kalktı. Git dedi o zaman. Ve kulağına harp hiledir emretti. Amr hamlesini yaptı. Ondan sonra Hazreti Ali hile yaptı. Ne dedi? Mekke'nin bütün kadınları seninle alay ediyor dedi. Sana gülüyorlar. Öyle deyince şeyi bozuldu. Harbe olan bağlılığı, ipi koptu, arkasına döndü. Kadın, hangi kadın bana gülüyormuş gibi. O zaman darbeyi yedi. Hep Bismillahirrahmanirrahim sırları bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ali 20 yaşında bir genç o zaman. Yirmi, yirmi beş yaşında bir genç. Amr
heybetinden insanlar kaçışıyor. Buyur. Demek Bismillahirrahmanirrahim sahife-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüshay-ı musavgarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.